Çok acil yargı reformuna ihtiyaç var. Çünkü birçok mesajlar alıyoruz, birçok şikayetler alıyoruz. Yani en basit davalarda dahi bakıyorsunuz olumsuz bir karar verilmiş. Efendim istirap aynı karar. Sonra gidiyor ta en son yargılayda konu düzeltiliyor. Yani bu mahkemeler neden var, istirap neden var eğer Yargıtay işi düzeltecekse? Lehte veya aleyhte sıkıntı yok. Ama yani iş Yargıtay'a kadar gidiyorsa demek ki bu alt mahkemelerde sıkıntılar var, sorunlar var. İnsanlar mutlu değil, yargıdan mutlu değiller. Sonra geçmişe doğru baktığımız zaman bakıyorsunuz ki ya kimler hapis yapmamış yani, kimler ceza almamış. Yani bakıyorsunuz başbakanı asmışlar, sonra efendim iadeye itibar yapmışlar, anıt mezar yapmışlar, devlet töreni yapmışlar. Sonra bakıyorsunuz başkan hapis yapmış efendim. Yani milletimin tavsiye ettiği bir şiiri okuduğu için hapis yapmış, başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. Sonra bakıyorsunuz efendim yani Demirel'iymiş, Ecevit'iymiş, Erbakan'ıymış, Türkeş'iymiş. Kimler hapis yatmadı? Neden yattı? Sonra çıktılar başbakanlık yaptılar. Sonra çıktılar cumhurbaşkanı oldular. Sonra başkan oldular. Yani bu kadar. Yani bakıyorsunuz bu ülkenin genelkurmay başkanı hapis yatıyor. Sonra bakıyorsunuz ki deliller, yani resmi kurum eliyle sahte deliller üretilmiş. O zaman şu an bile üretilebilir mi? Demek ki üretilebiliyor yani. Yani şu an bile bir kurum delil sunsa bu sahte mi gerçek mi düşünmek lazım. Yani geçen Adana'da bir organize çete çıkmadı mı? Yani kriminal müfettişi dahi şebekenin üyesi. Yani avukatlar üyesi, banka müdürü üyesi. Yani bunlar çıkmadı mı? Hatta hukuk reformu lazım, adalet reformu lazım. Çünkü bu dışarıdan ithal ettiğimiz yasalarla adalet dağıtılmıyor. Çünkü bizim 1000 yıllık bir geleneğimiz var, bir geçmişimiz var, örfümüz, adetimiz var. Yani bakıyorsunuz geçen gün bir hakim burada bir polis arkadaşla münazaraya giriyor. Sarhoş bir hakim. Yani olabilir, onun özel durumudur. Bizi çok alakadar etmez. Ama böylesi meslektaşlar da, yani böylesi mensuplar da adalet dağıtmaya kalkarsa yani bu adalet olmaz. Sonra bu hakime hiçbir şey yapamadılar. Sadece görev yerini değiştirdiler. O gittiği yere de Allah yardım etsin.